Ekonomisi'ne hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Artık kış kapıya dayandı ve ısınma maliyetleri, giderleri artıyor. Bütçemizde ne kısa bir yer kaplayacak? Daha tasarruflu ısınmanın yollarını bugün konuşuyor olacağız. Trakya Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sadi Uzunoğlu hocamızla birlikteyiz. Yine bir salı günü diyelim. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Şimdi aslında kış Trakya'dan geldi, sizin oradan geçti, İstanbul'a da geliyor yavaş yavaş. Artık kaloriferler yanıyor. Doğalgaz kuşkusuz faturasıyla karşılaşacağız. Diğer yanda kış nedeniyle artık elektrik giderlerindeki artışı da daha detaylı bir şekilde göreceğiz ama biz bugün ısınma kısmıyla başlayalım dilerseniz hocam. Bu yıl kuşkusuz çünkü Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında doğalgaz fiyatlarında artış olmuştu. Bunu da şimdi önümüzdeki ay itibariyle faturalara yansımasını göreceğiz. Yani ilk hissedeceğiz bu fiyat artışlarının etkisini doğalgazda. Öncelikle artan ısınma maliyetlerimiz için bu yıl geçtiğimiz yıllarla kıyaslayacak olursak nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi dediğin gibi yani Bulgaristan'da arkadaşlar resim çekmişler, göndermişler kar içinde. Evet. Dolayısıyla oradan doğru geliyor, evet, buraya doğru soğuk. Ben de ilk kez bugün denedim. Sabahleyin açtım ama elim giderken... Bugün mü açtınız bugün kombiyi? Bugün ilk defa kombiyi açtım. Hep tabii gene kazakta oturuyorum ama ne bileyim böyle biraz herhalde soğuk geldi bana bugün. İyi dayanmışsınız hocam. Kasım 19'a kadar. Vallahi tebrikler. Hayır, gerçi hava da biraz destekledi. Yok, hava çok destekledi. Çünkü artık ara yok biliyorsun yani. Ya havalar iyi ya da kötü. Ama yani sabah ve geceliğin ayaz oluyor hocam. Güneş çekilince ya da sabah saatlerinde erken kalkanlar için. Hani biz biraz erken kalktığımız için biliyoruz vallahi. Gerçekten bir kuru ayaz var sabahları. Doğru. Ben de zaten erken kalktığım için baktım gerçekten soğuk dedim. Ama siz şerbetlisiniz. Evet doğru. Ben tabii Trakya'dan geldiğim için sorun yok ama yine de şöyle bir bakayım dedim ama şimdi bu ısınma maliyetleri gerçekten şu anda elektrikle ilgili zaten birçok şikayet var. Elektrik fiyatları tabii hanelerde arttığı için, evlerde arttığı için ciddi bir maliyet oluşturmaya başladı. Sadece keşke elektrik artsa, işte su arttı, doğalgaz arttı, diğer yiyecekler arttı. %25 ortalama enflasyonla gidiyoruz. Dolayısıyla bu ısınma maliyeti çok daha önem kazanmaya başladı. Çünkü faturalarımız nereden baksanız ısınmaya başladığımızda 150 TL'den başlayan evin büyüklüğüne, yalıtımına, mantolamasına, her şeyine bağlı olarak 150 TL'den başlayan fiyatlarla bir kere gelecek. Çok iyimser rakamlar. Çok iyimser rakamı söylüyorum. Yani böyle 1+1 gibi veya stüdyo gibi bir yerde oturuyorsan orada işte çok iyi yalıtım sağlanmışsa, mantolama yapılmışsa, gündüz çalışıyorsan sadece akşam ve sabah belki yakma koşuluyla çok uygun fiyata belki kurtulmak mümkün. Ama ne yaparsak yapalım bir kere pahalı bir üründen bahsediyoruz. Peki ucuz ısınmak mümkün mü? Ucuz ısınmak ancak tasarrufla mümkün. Tasarrufun yolları diyelim hocam. Şimdi yani tasarruf ediyorsan zaten şu andaki mevcut yüksek fiyatlardan daha uygun fiyata ne yapmış oluyorsun? Isınmış oluyorsun. Önemli olan tasarruf. Şimdi ne yapmamız lazım? Bir, önce yalıtımlı ev. Ev alacaklar, yeni ev alacaklar. Mutlaka yalıtımı yapılmış. Zaten zorunluluk var ama zorunluluk olsa da biliyorsunuz tam yalıtım yapılamayabiliyor. Doğru yalıtım yapılamayabiliyor. Enerji dostu olup olmadığı binaların mutlaka ölçülmesi lazım. Mesela yurt dışında işte bir ev almak için mesela sitelere girin. Herhangi bir yerde, Amerika'da, şurada, burada, Avrupa'da girin internete. Orada evlerin reytingleri var. Enerji reytingleri var. Enerji reytingine göre fiyat tabii ki değişiyor. Yani eğer enerji tasarruflu bir evse o evin fiyatı diğerlerine göre daha yüksek. Ama 2-3 yılda kendisini ne yapıyor bu aradaki fark? Hemen kapatıyor. Mesela bunun için yalıtım yoksa, yani mantolama yoksa mutlaka mantolama yaptırılması lazım. Mantolama aşağı yukarı 3 yılda kendisini amorti eden bir sistem. Yani bir kere bunu yaptığımız anda gerçekten 3 yıl içinde kendimizi ne yapacağız? Yatırdığımız yatırımı amorti edeceğiz. Yalıtım yani bu iş mantolama. Ancak hocam bu da ya sonbaharda ya da ilkbaharda yapılmalıydı. Peki kışa bunu yapmadan girenler nasıl? İşte bunu yapmadan girdiyseniz bir sürü yöntem var bunun için. Bir kere mutlaka yine yoğuşmalı kombiye geçmemiz lazım. Yani normal merdiven altı üretimlerden çıkmamız lazım. Artık bunları büyük ölçüde zaten şehirlerde kullanmıyoruz ama birçok yerde hala kullanılan anlamsız veyahut da yoğuşmalı olmayan bir takım aletler var. Bunları değiştirmemiz lazım. Çünkü bu ithal edilen bir maldan bahsediyoruz aynı zamanda. Hem ithal ediyoruz, ülkenin dövizi gidiyor, hem de kendi cebimiz bundan olumsuz etkileniyor. Eğer yoğuşmalı bir kombi yapabilirsek burada da çok rahat 3 yılda kendisini bir kere amorti ediyor. Yani 3 yıl içinde amorti ediyorsunuz. Ondan sonra sizin için daha tasarruflu bir ortam oluşmuş oluyor. Tabii merkezi sistem en iyisi. Bazı yerlerde merkezi sisteme karşı çıkılır biliyorsun. Evet. İşte ya ben yaktığımı ödeyeyim ama şimdi artık merkezi sistemlerde de biliyorsun ısı ölçer var. Bu ısı ölçerle ne kadar yakıyorsanız o kadar, ne kadar ısınıyorsanız o kadar fatura ödüyorsunuz. Yani merkezi sistemden bahsediyorum bu yeni binalarda özellikle. Artık evin içine girmeden çok rahat işte kaloriferlere bile konulan aletlerle bu ölçümler yapılıyor. Ve sonuçta ısındığınız kadar ödemiş oluyorsunuz. O zaman böylece klasik bildiğimiz merkezi sistem değil. Çünkü klasik bildiğimiz merkezi sistemin hakikaten çok problemleri var. Senin yaşadığın bir sorun var herhalde. Bizim öyle üst katlar ısınmaz, alt katlar çok sıcak der. Bunun ortası bulunmuyor. Dolayısıyla yani çok bir kayıp oluyor. Üst katın hiçbir zaman için ısınmadığı kışın, alt katların da her zaman çok fazla dediği, sürekli şikayet ettiği bir dönemde sürekli bir apartman içi bir şey oluyor. Çatışma ortamı oluyor. Bunu aşmanın yolu ya dediğiniz gibi yeni sistem, merkezi sistemlere dönüşülmeli ya da herkesin kendi kombisi, kendi dairesinin içerisinde olmalı. Evet. Yani tabii bunu yaptığınız zaman mutlaka yani bu modern sistemlerde artık bir de ne var? Termostat dediğimiz ne kadar ısıtmak istiyorsanız istediğiniz gibi odanın sıcaklığını ne yapabiliyorsunuz? Ayarlayabiliyorsunuz. Bu da çok avantajlı bir şey. Tabii. Çünkü kullanmadığınız bir oda varsa en azından onu ısıtmanın bir anlamı yok. Dolayısıyla onu bir kere ne yapmamız lazım? Kapatmamız lazım. Evet. En önemli şey bu. Yani yoğuşmalı kombi. Ve mutlaka servisi tarafından bakım yapılmalı yılda bir kez. Mutlaka bakım yaptıracağız. Ve tabii ki termostatı düzgün bir şekilde her odaya ne yapacağız? Koyacağız. Başka çaresi yok. Bu arada takipçilerimize de soralım mı, izleyicilerimize? Peki siz artan ısınma maliyetlerine karşı hangi tasarruf yollarını deniyorsunuz? bloombergt.com'a bekliyoruz. Sizin çözüm önerilerinizi de hocama yönlendiriyor olacağım. Peki 3. başlık ne koyarız hocam? Ya en önemlisi belki dikkat etmemiz gereken evin ısısı son derece önemli. Şimdi ben tabii idare ediyorum. Niye idare ediyorum? Evde gömlekle dolaşmıyorum kışın doğal olarak. Ne yapıyorsunuz? Güzelce kazağınızı giyiyorsunuz. Ne bileyim kalın bir kazak giyiyorsunuz. Ayağınızda çorabınız var. Doğal olarak çok fazla aslında ihtiyaç da duymuyoruz. Eve bakıyorum ben genelde. Kazak giyerseniz haliyle hocam. Ama tabii yani. Ama bazıları da böyle kazağa karşı olurlar. Hani eve geldi bir rahat bir şey. Hani bir sweatshirt'ünü, bir şortmanını geçirmek ister. Ya, evde rahatladı. Tamam da hırka giysin canım. O da hırkasını giysin. Tamam. Yani anlatabildim mi? Yani sahip yün kazak böyle, özelliğinde. Yani 23 derecenin üzerine çıkmasının bir anlamı yok oda sıcaklığının. Zaten ortalama oda sıcaklığı oturma odalarında 19 ile 21 derece olması lazım. Yatak odalarında 16-18 derece olması lazım. Ya atletle dolaşmayın yani kışın odanın 16 içinde. 16 derece de biraz soğuk hocam. Ya yatak odasından bahsettim. Yani aman yani sen şimdi normal odadan demiyorum. Yatak odasında 16 derece civarında yeterli, 16-18. Diğerinde de 19-21. Hadi ben bir puan da ben vereyim. 22 olsun. 22 yapalım. 22 gayet iyi aslında. Yani 22'de ben idare ediyorum. Herhalde biraz böyle vücudum kırık olduğu için. Bak ben sürekli ölçerim. Nem ölçerim. Mutlaka evin nemini ölçerim. Evet. Çok yaşa Cem'e de buradan söyleyeyim mi? Çok yaşa diyelim mi? Evet arkadaşımıza. İşte bakın üşütmemek lazım. Evet üşütmemek lazım. Ama onunki alerjik. Yok. Üşütmeden değil onunki. Yani mutlaka şuna bakmamız lazım. Ben mutlaka evin nemini ölçerim. Çünkü nem yükseldiği zaman evet, hemen hissediyorum zaten. Çok yüksek nemde soğuk da daha fazla hissediliyor, sıcak da daha fazla hissediliyor biliyorsun. O nedenle bir nem ölçer. Onunla beraber satılıyor zaten, birlikte satılıyor, aynı şey göstergenin üzerinde görünüyor. Sürekli bir kere şeyime bakarım, yani oda sıcaklığına bakarım. Eğer 21'leri falan aşağıya doğru iniyorsa o zaman acaba ya bir deneyim mi kaloriferi diye bir girişimde bulunurum. Evet. Kazak falan giyerim. Eğer hala üşüyorsam o zaman bugün öyle oldu. Demek ki böyle biraz hafif üşüttüm. Dün gece mi açtınız, sabah mı? Yok sabah erkenden hemen 6.30'da kalktığım için her gün 6-6.30 dolayısıyla hemen bir şey yaptım, denedim. Tabii 1,5 saat yaktım tabii, yani hemen kapattım ama o da kötü. Neden kötü? Evet. Ama ben evden dışarıya çıkacağım. İşte akşam geç gideceğim. Evi ısıtmak, yani bizim bir de yalıtımlı falan olduğu için işte camdan herhangi bir şey yok, giren bir rüzgar da yok. Çünkü her tarafına bant koyduğum için yaz kış hem gürültüyü engelliyor hem rüzgarı veyahut da soğuğu engelliyor. Camları çift cam artı çift bantlarla mı çevrili? Tabii yani normal bakıyorum, nereden herhangi böyle küçük bir esinti falan varsa, ne kadar yaparsanız yapın mutlaka, yani yeni bina bile olsa mutlaka bir esinti oluyor. Oralara da ne yapıyoruz? Bant çekmemiz lazım ki en azından ısı kaybımızı ne yapalım? Önleyelim. Tabii cam aslında çok önemli. Birçok cam çeşidi var. Biz işte çift cam diyoruz ama evet, yalıtımlı camlar var. Yani onların fiyatları biraz daha yüksek. Yalıtımlı camlar var. Yalıtımlı camlarda %30-%40 gelen soğuğu bir kere engelleyebiliyorsunuz yani. Yani %40'lar seviyesinde gelen soğuğu engellemeniz mümkün. Bir de bizde tabii bir perde hikayemiz vardır ya bizim. Doğru. Biz şimdi genelde kaloriferler camın önündedir. Perdeyi de kapattığınız zaman. Dolayısıyla oradaki, yani yakıyorsunuz, ısıyı hapsetmiş oluyoruz camın önüne. O çok zararlı. Yani perdeyi ona göre ayarlamamız lazım. Doğru. Yani perdeyi onu kapatacak şekilde işte bütün yere değinceye kadar olmaması gerekiyor. Sonra duvarla, eğer ya ben üşüyorum diyen varsa duvarla kalorifer arasına alüminyum, o yalıtım malzemeleri vardır. O yalıtım malzemelerine alüminyum kaplayacağız. Onu duvarla kalorifer arasına koyduğunuz zaman en azından çok ciddi bir tasarruf sağlıyorsunuz. Isıyı daha içeriye doğru, odaya doğru ne yapabiliyor? Verebiliyor. O nedenle bunlar önemli konular. Şimdi izleyicilerimizden de öneriler geliyor. Dedik ya hocam, herkes önerisini yazsın. Çağrı Bey der ki içlik giyiyorum hocam. Ben içliğe geçemedim ama bir bulayım ben ya, içlik bulmam lazım benim. Var hocam, Eminönü tarafına satılıyor. Tamam, Eminönü'ne. Bugün öğleden sonra Eminönü'ne gidiyorum, içlik alıyorum o zaman. Evet hocam, derler ki vallahi fiyatlar o kadar pahalı ki ya içlik, ya da herkes içliğe dönmüş hocam, ya da battaniyeyle idare ediyoruz. Akşamları herkes pijama, terlik misali battaniyeyi de üzerine çekiyor. Televizyon karşısında ısınma yöntemlerini deniyor. Değil mi hocam? Ya zaten bilmiyorum. Herkes üşüdüğünü, üşüyeceğini anlar zaten. Ben mesela ayaklardan genelde üşüdüğüm için ya çorabımı giyerim. Eğer şey de olursa küçük bir battaniyeyi de ayaklarınıza koyduğunuz zaman masada da olsa çalışırsınız. Oturursunuz koltuğunuzda. Yani gerçekten çok böyle biz... Öyle istiyoruz ki sanki yaz gibi oturalım evin içinde istiyoruz. Bunu yapmak mümkün değil. Şimdi ben 22 derece dedim örneğin. Evet. Yani 1 derece eğer az ısıtırsanız evinizi, aşağı yukarı enerji tüketimini %6 oranında azaltıyoruz. 1 derece %6'lık fark atıyor, evet, değil mi? 1 derece %6'lık ortalama fark atıyor. Yani çok değerli. Çalışmalara falan baktığımız zaman bunları görüyoruz. Mesela güneşli günler olduğu zaman kaloriferi kapatıp en azından açın şöyle bir perdenizi, içeriye güneş alsın. Ama kuzeye bakan dairelerde oturuyorsanız o zaman bence kışın hep kapatın. Panjurları da kapayın. Panjurları da kapatın. Oradan soğuk gelmesin. Yok, kuzeye bakıyorsa eğer yani çok soğuk olduğu zamanlar tabii her zaman yapamazsınız. Yok hakikaten biz de deniz tarafına bakıyor, panjurları kapıyoruz. kış döneminde. Özellikle çok etkisi oluyor hocam hakikaten. Yani onun için bizde zaten apartmanlar ne yapıyorlar? Yan yana yapıyorlar ki birbirini ısıtsın diye herhalde, değil mi? Böyle açık fazla bir yer bırakmamışız. Niye diyorum acaba yeşil alan fazla bırakmıyoruz şehirlerde diye. Şimdi bak anladım neden yeşil alan bırakmadıklarını. Yan yana yüksek binaları yan yana kurduğun zaman demek ki enerjiden de ne yapmış oluyorsun? Tasarruf etmiş acaba oluyorsun. Hocam şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Yok şaka tabii. Yani bizim ev, hani hakikaten böyle mahalle, eski bir mahalle kurtarılmış mekan diye görüyorum. Çünkü ağaçlıklı her yer. Yani o ağaçlar hakikaten kar yağdığında eve karın gelmesi, camlara karın gelmesini bile engelliyor. O kadar tabii, çok tabii, değerli tabii, ki o tabii, yüksek tabii, ağaçlar tabii, ancak. Tabii, tabii. Hani yeşil alan diyorlar, şöyle bir metrelik ağaçlar dikiyorlar, süs ağaçlar, süs organik bitkiler. Ondan bahsetmiyorum ama bildiğimiz çam, kestane çınar gibi, hakikaten gibi, çınar gibi uzun, ıhlamur ağacı gibi uzun, geniş gövdeli ağaçlar hem rüzgarı kesiyor, tabii, hem de hakikaten tabii, karın ve diğer yağmurun camlara gelmesini ve rüzgarı da etkilediği için aslında ilk koruma diyoruz ya mantolama. Evet, işte evet, doğa bunu sağlıyor. Doğa neden sağlıyor da işte biz onu ne yaptık? Betonlardan oluşan evet, binalar yaptığımız için maalesef bu betonu ısıtmak kolay bir şey değil. Onun için böyle kaloriferi zaten uzmanlar da şöyle öneriyor. Diyor ki kaloriferi kapatıp git işte sonra 2-3 gün sonra tekrar geldiğinde aç. Bu da duvarları ısıtıyor. Duvarların ısınması çok uzun süre aldığı için çok daha fazla enerji harcıyor. O nedenle en azından minimum düzeyde kışın kaloriferin ne yapması lazım? Çalışması lazım mutlaka. Evde bir evdeki belli bir ısıyı düşük düzeyde de olsa korumamız lazım ki duvarlar ne yapmasın? Soğumasın. Çünkü akşam gece tekrar eve geleceksiniz. Yani tabii. Şimdi o konuyla ilgili evet Metin Bey de der kombiyi hiç kapatmamak diye. Evet. Aslında bu tartışma evet, çok yapılırdı. Buna ilişkin hani değerlendirmeleri de özellikle dediğiniz üzere uzmanlar kombinin kısıkta dahi olsa sürekli açık kalmasını açıp kapamaktan ziyade çok daha az maliyetli, daha tasarruflu olacağı yönünde. Ne dersiniz hocam? Şimdi ısınmadaki tasarrufun yollarını konuştuk. Kurdaki artışı biliyoruz. Evet. Enerji ithal bir ülkeyiz. Bu kapsamda hani makro tamam biz hane halkı olarak kendi tasarrufumuzu yapıyoruz. Evet. Ama bir miktar daha belki daha farklı enerji kanallarına mı yönelmemiz lazım? Kurdaki tamam artış artık makro finansal araçlarla, ekonomik programlarla hükümetin, ekonomi yönetiminin düzelteceği konu ancak enerji sektöründe yapması gereken ev ödevleri olacağını düşünüyorum. Şimdi bir kere bizim çünkü hane halkı en son nokta. Şimdi ithal bağımlılığını ortadan kaldıracak bir kere alternatif enerjileri ne yapmamız lazım? Geliştirmemiz lazım. Evet. Bunlara destek sağlamamız lazım. En önemli problem bence bu. Şu mesela yani, bir parantez tabii, açayım sözünüzü tabii, kesiyorum hocam. Almanya'da hani Kuzey Avrupa ülkesinde evlerde güneş panelleri için devletin ödediği bir teşvik sistemi tabii, var. Tüm evlerin tabii, hemen hemen birçoğu yüzde oranı çok yükseklerde güneş panelleri var. Yazın ciddi anlamda hem su kışınsa bu depoladıkları için de bu enerjiyi kullanabiliyorlar. Biz çok daha bir güney ülkesiyiz. Hele biz sadece hani bunu daha Akdeniz bölgesindeki şehirlerimizde görüyoruz. Ege'de evet, bile daha evet, birçoğunda evet, yok. Evet. Ancak biz güneşten yararlanabileceğimize inanıyorum. Özellikle büyük kentlerin geçiyor olması gerektiğini düşünüyorum. Ne dersiniz? Ya zaten birçok Avrupa ülkesi özellikle kuzeye gittiğinizde bunu net görüyorsunuz. Evlerin üstünde güneş panelleri var. Hı hı. Bunlar hem kendi enerjilerini sağlıyorlar hem de devlete eğer artarsa bunu devlete satmış oluyorlar. Mahsuplaşılıyor. Yani bu sistemler burada da var. Ama biz maalesef yaparken akıllı binalar dediğimiz zaman bunlara çok önem vermiyoruz. Oysa alternatif enerjilerle binaları ısıtmak ve bu harcamaları kısmak mümkün aslında. Diyorum ya en ucuz enerji tasarruf ettiğiniz enerjidir. Dolayısıyla biz güneşi eğer iyi kullanabilirsek, işte panellerimizi düzgün bir şekilde yerleştirebilirsek, bence hiçbir problem kalmaz. Yani hiçbir harcama yapmadan Türkiye bu sorunu çözebilir. Ama şimdiye kadar maliyetliydi, doğru. Ama artık şimdi o güneş sistemleri falan da hem daha etkin, hem daha verimli, evet, hem daha uygun koşullarda ne yapılabiliyor bunlar? Kurulabiliyor. Tabii devletlerin de politikaları var. İşte doğalgaz alım garantileri var biliyorsunuz. Yani bütün bunlarda makro anlamda ciddi problemler, ama dediğim gibi yani çok makro probleme girmek istemiyorum burada. Evet. Daha o şeyde kalalım, ama biz alternatif enerjilerle, yani evlerimizi daha enerji etkin evler evet. nasıl haline getirebiliriz? Devletin bunlara gerçekten ne yapması lazım? Direkt teşvik vermesi lazım. Doğru. Örneğin mantolamaya direkt olarak devletin ne yapması lazım? Teşvik vermesi lazım. Faiz 30'sa onunla mesela ne yapsın? Mantolamaya destek versin. Bu çok önemli. İşte bir evin üzerine ben şöyle bir güneş enerjisi koyacağım. Devlet 30'sa bunu faizini 5 yapsın gibi. Yani aradaki farkı desteklesin. Birçok şeyi destekliyor. Doğru. Bırakın bir de hane halkını bu şekilde ne yapabilir? Destekleyebilir. Bunlar gerçekten hem ülke açısından hem de ailenin sağlıklı enerjiyi kullanma açısından son derece önemli konular. Çok haklısınız hocam. Aynı zamanda bugüne kadar hani sektörel bazda baktığımızda en fazla teşvik ve desteği alan sektör konut gayrimenkul sektörü evet, olduğu evet, için yani evet. konut sektörüne de teşvik destek verirken bence bu ince ama çok değerli noktanın işte koşulları koyması lazım. Değil mi? Evet. Koşullar olması tabii. lazım. Hangi binaya veriyorsun? Evet. Hangi binaya veriyorsun? Evet. İşte hangi sisteme veriyorsun? Evet. Yani müteahhitle müteahhit benzerlerini ne yapmamız lazım, birbirinden ayırmamız lazım. Yani derme çatma yapılan yerler var. Yani hiç bunlar düşünülmeden yapılan evler var. Devlet ben bunlara da destek veririm. Oraya öyle şey olmaz. Yani burada doğru yapılanmaya ne yapmamız lazım bizim? Destek sağlamamız lazım. Akıllı binalar dediğimiz zaman da enerji verimli binalar olması lazım öncelikle. Şimdi bir takipçimiz, izleyicimiz, ben olsam Konya ve altındaki bölgelerde inşaat ruhsatlarında çatı panellerini zorunlu tutardım demiş. Aslında birçok noktada aslında güneşin evet, uzun evet. saatler aldığı illerimiz var. Yani İstanbul'da dahi yapılabilir. Belki İstanbul'da zorunluluk getirilmez, ancak teşvik sistemiyle beraber bu yaygınlaştırılabilir. Zaten TOKİ birçok konut yapıyor. Özellikle devletin belki öncü rol üstlenmesi gerektiğine inanıyorum. Siz ne dersiniz? Valla ben şu doğalgaza yıllarca harcanan paralar var. Enerjiye harcadığımız paralar. Bunların %30'u bir kere evlerde konutlar için kullanılıyor. %30'luk kısmını ayırsak, yani bir kafaya koysak, ya biz bu işi çözeceğiz diye koysak, emin ol yani bu %30'luk o enerji harcamasını yarı yarıya düşürebilecek önlemi 5 yıl içinde alır geçeriz yani. Bu özellikle dediğin sistemlerle, yani akıllı panellerle, güneş panelleriyle sistemi çözeriz. Ama görüyorsun tarlalara bile yapıyoruz değil mi? Şimdi birçok yerde güneş tarlalarımız var. Evet. Çatılarımız boş. Düzgün çatılar yapalım. Hem çatılarımız düzgün hale getirmiş oluruz. Evet. Çünkü o ağır şeyleri oraya koyabilmek için o çatıların da belli koşulları olması lazım ki bunlar yerleştirilsin. Hem havayı ısıtmamış oluruz. Düzgün çatılar yaparız. Birçok yerde çatı yok zaten yani. Evin çatısı yok. Ev yapmış, evin sıvası yok zaten. Çatı yerine teraslar çıkmış, evet. balkonlar yapmış, saksılar atmış. Şöyle diyorlar işte, ya sıva yapılmamış ama işte evine giriyorsun, 2 tane televizyonu var evinde. Anlatabildim mi? Yani 2 tane televizyon almış ama. Anlatabildiniz hocam, çok net. Kulakları da gitmiştir. Ha, yani. Hakikaten. Onun için veya elindeki cep telefonu benim cep telefonumdan çok daha yeni ama evinin dışına bir şey veya sıvasını yapmış, bir kireç sürüyor, bir kireç sürmemiş. Şimdi bir tane izleyicimiz der ki yani güneş panelleri 30.000 lira tutar. Ay, baktığımızda 3 tane cep telefonu fiyatı. Cep telefonları 10.000 liradan. Yani evet. değil mi yabancı? Evet. Hani herkesin çok ilgiyle evet. sürekli çıktığı yeni aldığı iPhone. Ama yani evet. o en evet. son yeni modeller. 3-4 telefon. Her ailenin bireyinde bir telefon var. Yani ben telefon üzerinde de hani ilerlemek istemiyorum. Telefon yok yani şey olmazsa değil. Olmaz. Yani, çünkü evet. ben kendim inanıyorum tüketici elektroniğinin gereğini, önemini, tabii ama ki, çok sık aralıklarla değiştiriyoruz. Belki orada daha dikkatli olmamız gerekir. Her konuda tasarruf yapacağız. Sıcak su, bir takipçimiz de sıcak su konusuna değinmiş. Özellikle sıcak su kullanımına da dikkat etmemiz gerekli demiş. Çünkü o da doğalgazdan yiyor ya hocam. Evet, yani sıcak evde suda... Hanımlar da dikkat edecekler temizlik işlerinde, gerçi sıcak su kullanımına ya, genelde su, de. Ya birçok yerde o bizim ciddi problemimiz. Kamuya açık yerlerde de, alanlarda da hiç dikkat edilmiyor bu tür şeylere. Ama dediğim gibi yani işin tabii mühendislik boyutları biraz fazla, ama bu hani geçen hafta da yaptık, çöp toplama sistemlerinden ısı üretip, yani enerji üretip bunun özellikle kamusal binaların ısınması konusunda, desteklenmesi konusunda enerji üretimi yapılabilir. O kadar çok alan var ki, ama biz tabii en kolayını seçiyoruz. Doğalgaz ver gitsin. Oysa bu bizim ülkemizin kendi kaynağı. Kendi kaynaklarımızı daha doğru bir şekilde kullanmamız lazım. Hocam bizim bu özellikle güneş panelleri kısmına ve destek kısmına adeta ülkemizin dört bir yanından öneriler yağıyor. Seferihisar'dan Mehmet Bey der ki 10 kilometre ötemizde jeotermal kaynaklar var ancak biz yararlanmıyoruz. Moskova'dan gelen doğal gazı kullanıyoruz. Önümüzde 10 kilometre içerisinde jeotermal kaynak varken oradan yararlanmama anlamı nedir demiş. Diğer bir takipçimiz de kendisi Marmaris civarında oturuyor. Hemen düzeltiyorum. Laleli nickname'li takipçimiz diyor ki İngiltere'de evin %55'inden fazla güneş alıyorsa %100 destek veriliyor. Marmaris'te oturuyorum. 300 gün güneş alıyorum ama destek veren yok demiş. Selamlarını da Marmaris'ten bize iletmiş diğer bir izleyicimiz de. Biz de buradan selamları iletiyoruz Bloomberg HT'den. Hocam kapayalım yavaş yavaş isterseniz. Tamam. Yani tekrar edelim isterseniz. Lütfen. En ucuz enerji tasarruf ettiğiniz enerjidir. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, emeğinize sağlık diyelim. Haftaya çok farklı güzel bir konu işliyor olacağız. Heyecan olsun mu? Hadi söylemeyelim. Evet, söylemeyelim. Takipte kalın. Kısa bir araya gidiyoruz. Bizden ayrılmayın. Aranın ardından İş Dünyası'na yeniden sizlerle birlikte olacağım.